Günaydın. Geldim babamız. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Bugün Linoş'umla beraber uyuduk. Gece kalkmış yanımıza girmiş arkadaşlar. Rüya falan mı gördün sen? Yok, öylesine geldim. Öylesine. Gözünü açtığı gibi gece uyanırsa doğru soluğu burada alıyor. Geri yanıma. Bugün hepinizin isteği üzerine ne çekiyoruz? Evde 24 saat vlog çekiyoruz arkadaşlar. Şu an saat 7.30. Velina'nın okula yetişmesi için sadece 15 dakika vaktimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha henüz hava aydınlanmadı ve karanlıkta yollara düşeceğiz. Evet. Linoş bırakacağız. Uykuyu alamadın değil mi? Almak mümkün mü yani? Karanlıkta yola çıkacağız. Lina, annenin pandiflerini mi giydin yine? Onları çok sevdi. Linoş'un da var pandifleri ama küçük geliyor artık. Ona yenisini almam lazım. Aynısından çok aradım ama bulamadım. Hemen okul kıyafetlerini giyelim. Hadi anne bakalım. Anne, tamam, giy eteğini giy. Anneciğim, sadece 2 dakikan var çıkmak için. Tamam, o zaman sadece tarayıp geçelim. Bence de öyle yapalım aşkım. Dün biraz geç kalktık. 15 dakika kala. Ya kıyamıyorum ki kaldırmaya. Zaten gecenin karanlığında kalkıyor. Ben tostunu yaptım. Beslenme çantasını hazırladım, evet, akşama. Bugün etütü var arkadaşlar. Akşam çıkışta 1 saat geç çıkacak. Gelirken yanınıza böyle sandviç, tost bir şeyler getir demişler. Biz de tost yaptık. Ay, ipek oldu. Hadi bakalım annem. Hızlıca hemen. Bugün geri dönüşümle ilgili bir şeyler yapılacakmış. Çay kutuları, boş tuvalet kağıtları, pet şişeler falan. Olmazsa olmazımız pekmezimiz. Her gün bir kaşık alıyoruz. Özellikle kışın kesinlikle alın arkadaşlar. Çocukların gelişimi için, kan için, can için çok önemli. Oh, bir de şuradan. Heh. Hadi görüşürüz, iyi dersler. Hadi anneciğim, Allah zihin açıklığı versin, bay bay. Seni çok seviyorum. Görüşürüz. Çocukları okula giden anneler. Ama inanın şu an espri yaptım. Kesinlikle ben öyle yapamıyorum ya. Bazıları da üzülüyor ama benim gibi. Ben kıyamıyorum. Ben özlüyorum. Bir tane ya benim çocuğum. Herkesin tabii en az 2-3 tane çocuğu olunca onlar yoruluyorlar haliyle. Annelere tabii ki bir şey demiyorum. Mutlu oluyorlar. Kendilerine vakit kalıyor çünkü. Benim bir tanecik. O yüzden de ben her gidişinde özlüyorum kızımı. Evet, bir kahve yapayım, uyanayım arkadaşlar Taner gelene kadar. Sabahları kahve içmeden kendime gelemiyorum. Benim gibi bir sürü kişinin olduğunu da biliyorum. Kahve gerçekten sabah uykusunu tamamen açıyor. Henüz afyonumuz patlamadı. Kahve makinem de hala gelmedi. Ama mesajı geldi. Bakın işte mesela. Bu kadar köpük nedir? Tek kişilik kahvesin sen. Senin yarına kadar köpük olman lazım. Bu nedir? Günün ilk saatleri benim için en zor saatler. Şimdi bir sürü ev topla, yatak topla, Allah, kahvaltı hazırla. Bazıları böyle akşam olduğunda evin bütün dağınığını toplayıp da yatıyor. Ay yok, ben o enerjiyi bulamam kendimde. Zaten akşama kadar bir sürü işle uğraşıyorum. Bir de akşam temizlik mi yapacağım? Yani ben hiç akşam ev toplamayanlardanım. Sabahları topluyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Lütfen yazın yorumlara.
işi bitti bana göre canlarım, yatak toplamak. Derin temizlik videoları geliyor çünkü camım kapım gerçekten çok pislendi artık. Ama kiminle yapacağız bunu? Taner'le yapacağız. Taner'in bize bir sözü vardı, evet. Temizlik adına şey girmiştik, cezalı bir oyundu. Çok oluyor bak üstünden ne kadar zaman geçti. Sen kaybetmiştin. Lina'nın odasıyla başlarız. Tamam. Dolaplarının içini, dışını, her yerini. Bir günde yatak odasını yapalım. İkisi özellikle gerçekten çok kötü. Bir günde mutfak temizliği yapalım. Yok, Lina'nın içine varıp gerisine kalsın. Bunu istiyor musunuz? Lütfen gerçekten merak ediyorum. Yazın yorumlara. Beni boşuna kamerayla orada temizlik yaptırmayın. Eğer istemiyorsanız boşuna bu videoyu çekmek istemiyorum. Ama anladığım kadarıyla isteyenler gerçekten var. Ama ne oranda var onu bilmiyorum. Çünkü temizlik videosu gelsin diye yazan çok olmuştu. Bugünkü yorumunuz bu olsun. Gerçekten temizlik videosu istiyor musunuz? Onları yazın, bekliyorum. Şimdi gelelim en güzel kısma. Kahvaltı hazırlayacağız arkadaşlar. Sıradan bir domates, salatalık, peynir, zeytin hazırlayacaktım. Çünkü iki kişiyiz ve Taner de biliyorsunuz maşallahı var. O yüzden basit geçiştiriyoruz. Allah Allah, ne maşallahı var ya, neyim vardı? Basit geçiştiriyoruz kahvaltıyı ama bugün size fikir olsun diye, video çekiyorum diye şöyle minik bir afillilik katacağım. İki tane patatesim var, küp küp doğrayacağım. Çok lezzetli bir şey yapacağız. Gerçekten güzel oluyor. İçine birazcık da tereyağı koyacağım. Çünkü patatesin olduğu yerde tereyağı özellikle inanılmaz yakışıyor. Kırmızı biberimiz de küp küp doğranacak. İki tane de sivri biber. Evet, hemen patateslerimizi atıyoruz. Bu birazcık kızaracak arkadaşlar. Birazcık da maydanoz. Ben içine birazcık da sucuk koyacağım. Siz isterseniz sosis de koyabilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Bunun içine iki tane de yumurta çırpıp koyabilirsiniz. Şimdi birazcık kızardıktan sonra içine biberleri atıyoruz. Ve sucuğu atıyoruz. Biraz da böyle pişireceğiz. Bence denemeye değer hanımlar. Böyle bakın, size ara ara tüyolar veriyorum. Muhteşemim. Canım kendim. Başladı yine kendim. Bir tane benden var. İki tane var mı Rukiye? Bir tane. Dünyada tek bir tane var bende. Herkes öyle. Kendimin canım değil de ne diyeyim kendime? Canımım tabii ya. İşte tam bu aşamada bunlar piştikten sonra iki tane yumurtayı şöyle çırpın. Yeşilliğinizle yumurtanın içine atıp dökün. Ama ben yumurta kırmayacağım için üstüne de kaşarımızı rezdiriyoruz. Bu şimdi eriyecek, mis gibi olacak. Budur. Hadi açlıktan öldüm ya. Bana şu büyük bardak koyalım çayı. Allah'ım, kendi gibi bardak kullanıyor. Çaylarımızı dolduruyorum çünkü benim yemeğim oldu. Yani bu kadar detaylı paylaşmamın sebebi size de fikir olsun diyeydi. İnsan bazen gerçekten şaşırıyor kahvaltıya ne yapacağım diye. Güzel, eline sağlık. Üstüne sen yaparsın kötü olsun. Oh, çok şanslı bir adamsın. Evet, onda yani diyeceğim bir şey yok. Yani kıymetimi bilmen lazım. Yani biliyorum, biraz olur mu? Döktürmüşsün Rukiye Hanım. Bak, bugünün kıymetini bil Taner. Evet. Çünkü vlog çekiyorum diye yapıyorum bunu. Yarından itibaren zeytin, peynir, domatese talim. Bunu soğutmamak lazım. Bunu hemen yemek lazım. Size puanlayayım. Yapıp yapmayacağınızı söylememe gerek yok. Kesinlikle yapın. Ver bakalım kaç puan. 10 üzerinden 10 yıldır. Allah Allah. Kızım 2-3 gündür benden yaprak sarması istiyordu ve yapamıyordum. Evet, vaktim yoktu. Bugün yaprak saracağız arkadaşlar.
Ya sarmasını çok seviyorum da hazırlayıp masaya gelene kadar o kısmı sevmiyorum. Yoksa sarmaya gerçekten bayılırım. Kamerciyim de el atar. Böyle seviyor arkadaşlar. Sararım. Şimdi market alışverişi yapalım. Evde biraz eksiklerim var. Birazcık da şöyle renklendirelim yüzümüzü. Tabii markete gittiğim için değil, akşama kadar size video çekeceğim. Öyle soluk suratla video çekmek istemediğim için azıcık renklendirme yapacağım. Ya ben öyle arkadaşlarımın karşısına soluk suratla çıkamam. Değil mi canlarım ya? Gözümüze de şöyle far yerine bunu şöyle geçiverelim. Oldu da bitti maşallah. İyi sabır var bu kadınlarda ya. Bitti. Bir de azıcık bir rimel konduracağım. Tamam işte bu. Bak normalde göz altı kullanmıyorum ama sürünce de güzel oluyor ya. Bak nasıl aydınlandı görüyor musun? Normalde ben bu saatlerde yüzmeye gidiyordum arkadaşlar. Taner tabii saçını ektirdiği için ondan mahrum kalıyordu. Taner'e bir yasak. Bir ay daha giremeyecek. Çarşamba ve cuma günleri de Lina'yı yüzmeye götürüyorum. Çarşamba günleri ödevsiz günü. Cuma günü de artık hafta sonu tatiline giriyor diye götürüyorum. O yüzden bugün ben şimdi yüzmeye gitmiyorum ama Lina geldikten sonra havuzun tadını çıkarmaya gideceğiz. Taner de bize bakacak gene. Evet Kenan. Ya ben yeter sıkıldım artık ya. E git ne çekip duruyorsun? Yeter bitti. Rukiye'yi korkutayım. O bana kışkırtmalarda az yapmadı. Bakalım ne tepki verecek. Ben onu bir ay kullanırdım o rimeli. Rimel misin? Hak ettin. Yüreğim ağzıma geldi. Bir de cezve almış eline. Teliler gibi bağırıp duruyor çıkmıyor diye. Waterproof sürmüşüm, suya dayanıklı, ben ne yapayım? Ya sabunu 3 kere sabunladım, şuna bak. Çıkmıyor işte. Ya sen var ya. Bakayım ne? Aa vallahi çıkmıyor. Dur. Oo çok iyi oldu. Kapat, ne yapıyorsun? Al al, şunu da deneyelim. Sadece bugünkü ihtiyaçlarımı alıp çıkmam lazım. Bir beri otu. Bir de maydanoz, roka aldım, roka salatası yapacağım, içine de çiğden ıspanak koyacağım. Şunu alayım. Yani şöyle kırmızılar alalım. Nar. Soğanın şeyi yeni açılmış kilesi, o yüzden bunu kaçırmayayım. Erikçiler. Evet, bizim evde herkes erik canavarı. Ben bunu cildim için yemeyi seviyorum. Kendini de seviyorum ama mor meyveler cildi her zaman genç tutar, çok güzelleştirir. Hadi benden size her videoda bir tüyo güzellik tüyoları. Güzelliğine eriye mi borçlusun? Evet, erik güzeli seçildim biliyor musun? Erik güzeli. Var ya zeytin güzeli falan, benimki de erik güzeli. Erik güzeli. Hemen bir salça, bir de ekmek, bitti bu kadar. Hiç kolay yemekler istemiyor benden yalnız. Farkındaysanız arkadaşlar. Ya mantı ya dolma. Hep zor işler. Sulu köfte. Sulu köfte gene kolay bir şey. Yuvarlamak sadece biraz vakit alıyor. Ay yandı gözlerim. Gerçekten benim dolma harcım çok güzel olur ama. Bir kere daha güzelini bulur muyum acaba diye internette bütün iç harçlarına girdim. Vallahi benim kadar güzel yok. Yarım çay bardağı zeytinyağı koyuyorlar. Yarım çay bardağı zeytinyağıyla Allah aşkına dolma mı olur? Onu sararken böyle yağlarının bir iki damla damlaması lazım. Bak böyle dolduracaksın. İçine ne yeşillik koyuyorlar ne bir şey koyuyorlar hiç. Yok yok bunlar iş bilmiyor arkadaşlar. Siz benden öğrenin boş verin. Bu işin sırrı yağsı bol olacak. Ama gerçekten soğanı da bol olacak. Benim yaprağım çok olmadığı için iki iri büyük büyük soğan kullanıyorum. Ama öyle çok yaprak saracağım zaman soğanı dolduruyorum. Ve bol baharatlı olacak. Takoz, doğrayıcım ve ben yine iş başındayız. Challenge'larda kahve makinesini kazandım. Pilates'i de kazandım. Sıra bunda. İlk videomda bunun otomatiğini istiyorum. Üste basıyorsun. Dırırırt, doğuruyor. Vallahi, 2 saniye. Ya o kocaman. Bana bak ya. Çok tatlısınız. Evimin neşeleri. Bu kadar kazanı var. Tamam alırız alırız. Tamam. İki soğan doğrayacağım diye 40 tane parça mı yıkayacağım onda? Yani bu kadar konuşmaya ben olsam utanır alırdım yani. Benden utanmıyorsun, milyonlarca kişi izliyor, onlardan da mı utanmıyorsun? Allah Allah. Ben normalde iş yaparken, çalışırken hep müzikle yaparım. Ama YouTube'dayız şu anda maalesef açamıyorum ki. Ne çalsam telif geliyor. Aa yandım yandım, bu nasıl bir soğan ya? Şuna bak.
Ağlama bebek. Kendim de doğramadım. Bir de kendim doğrasam ne olacaktı? Oyacaktı herhalde gözümü. Bak böyle ya, bulayacaksınız bunu. Taşıyacaksın onu. O neymiş öyle yarım çay bardağı dev gibi iç harcına? Dereotu inanılmaz yakışıyor arkadaşlar. Maydanoz. Evet. Bu narin eller ne işler beceriyor böyle ya Rabbim? Vallahi çıldıracağım. Ay imam bayıldı istiyor herkes Taner. Tamam. Çok uzun zaman oldu imam bayıldı çekmiyoruz. Evet, soğanlarımızın rengi döndü. Şimdi hemen biber salçası ve domates salçası ekleyeceğim. Pirincimi de göz kararı koyduğum için tarif yok size. Biraz kavurup da mı sarmaya başlıyorsun? Sen hiç bu taraflarını bilmediğin için, sadece sarma kısmına geçtiğin için soruyorsun. Ben yeme kısmındayım. Sen yeme kısmındasın ama sararken de yardım eder şimdi, yalan söyleyemem. Çok soruyorsunuz ya, sizin bir yardımcınız yok mu yok mu? Taner var, ömürlük yardımcı. Bunun içine bolca limon sıkıyorum ben. Baharatlarımızı dolduralım. Şöyle bolca bir nane, karabiber, pul biber. Azıcık ekşili olsun diye biraz sumak koyuyorum ve kimyon koyuyorum. Bir de tuz ilave ediyoruz. Bol baharatlı, bol limonlu, bol zeytinyağlı, bol soğanlı dolmanız enfes olur. Herkes yiyince derler. Sıcak su. Suyunu çekti. Yeşilliğimizi de karıştırıp artık sarıyoruz. Göze de hitap ediyor. Sadece bembeyaz pirinç yok. Kahve makinesi. Ne zamandır bekliyorum ya. Türk kahvesi. Kalın bir kahve içelim. Hadi tabii, ödül istemişim senden. Şimdi içince anlayacaksın. Diyeceksin ki karıcığım, iyi ki istemişsin canım karım diyeceksin. Bir de pilates istedik. Karım böyle fit ve güzel kalmasın mı? Ben yapmıştım sana kahve. Ay yok, istemem, sen iç onu. Hazır orada. Kahve mi yaptın sen bana? Ay vallahi istemem. Ben bununla içerim. Nasıl da denk gelmiş. Bu ne ya? Kahve burası makinesi. Gümüşü gelmiş. Ben buraları sarı olanı istemiştim. Neyse, bu da güzel mi? Ya güzel de ben burayı sarı istemiştim arkadaş. Neyse, neticede geldi mi geldi. Bu da güzel ya, ne yapalım. Ay bu da şimdi uzun iş ya. Biz yine dolmamızı saralım Taner. Baksana bu parçalar falan yıkanacak. Ben sararken sen de onları bunu kullanma kılavuzunu oku. Elden geçir, hadi şu bakalım. Ay yakıştı. Şurası da altın olanını istemiştim. Evet, ama şurası altın olacaktı ya. Niye neyse böyle geldi biliyor musunuz? O firmada kalmadığı için hepsi burada bana mesaj çekmiş, mail atmış. İstediğiniz ürün o firmada olmadığı için başka bir firmadan temin ettik. Hatta 1.000 lira daha fazla fiyatı var. Faturada da gerçekten ödediğim fiyattan 1.000 lira daha fazlasına fatura kesmişler. Bunun karşılığında sizden kesinlikle ücret talep etmeden başka bir firmadan gönderinizi sağlıyoruz diye. Helal gerçekten olsun. Şaşırdım. Fiyat farkı istemedi. Fakat evet, şöyle bir şey oldu. Rengi değişmiş ya. O çok güzel görünüyordu ama olsun. Ne yapalım, bu da iyidir. Hoş geldin hayatıma. Her sabah akşam seninle buluşacağız. Allah Allah, beni bu kadar sevmiyor ya. Gel, kutu buldu, gel. Kutu gördüler, gel aşkım. Gel. Hemen. Gir, hemen gir. Doğru koca nasıl seçilir hemen gösteriyorum dolma size. Dolma sararak. Evet, iyi dolma salması şart. İşte Taner'in yaptığı kahve. Ya burada bir da var. Bir gram köpük yok. İşte onda var bir gramcık köpük. Şu ikincisinde yok mesela. Dolmaların örneklerini gösterdikten sonra Taner bir yapsın. Bir de onu göstereyim size. İstediğim kadar var mıymış, yok muymuş. Evet, içimizin son halini gördünüz. Bakın onca yağı nasıl çekti. Ama içine çektiği için müthiş lezzetli oldu. Bak ne kadar güzel görünüyor. Şimdi doğru koca nasıl seçilir onu izliyoruz. Şuradan alıyorsunuz bir tane. Şuraya koyuyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Böyle. Şöyle içek sarıyorsunuz arkadaşlar. Bir de tarif veriyor ya. Yüzümü kara çıkartacak mı görelim. Çıkmaz çıkmaz. Böyle yuvarlıyorsunuz. Düzgün oldu. Buyurun. Kalem. Tabii ki ben Taner kadar yavaş saramam. Tıkır tıkır makine gibi ellerim var. Maşallah diyelim, siz de yorumlara maşallah, yazın maşallah, lütfen. Maşallah, subhanallah yazın. Evet bakın şimdi şöyle koyduk. Hemen kıvırdık. Yanları da aldık. Bak. Hop. Hop. Look, bakar mısınız? Bak. İşaret parmağımdan yarısı incecik. Bildiğiniz serçe parmağı. Ama kocamın da hakkını yiyemem. Ya benim serçe parmağım da büyük, ben ne yapabilirim? Evet. Taner'in serçe parmağı. Bu
da benim serçe parmağım. Maşallah. Ama benim yaprak büyüktü. Yaprak büyük oldu. Evet, yapraktan. Bizim işte bak Tokat'tan istediğimiz yapraklar tam evet. Böyle geliyor. O güzel oldu. Ama markettekiler işte karışık, aralarında çok az çıkıyor. Geneli böyle. Yani böyle olur. Yani kalın sadece. Kap kalın bakar mısınız? Hadi hadi bir okkalı kahve yap da gel. Bakacağız şimdi. Köpüğü görüyor musun? Bak. Bir Taner'in yaptığı kahvedeki köpeğe bakın bir de şuna. Bir hiç tadına bakayım. Bırak bakalım. Gerçekten. Yemin ediyorum çok güzel ya. Ay seni yerim. Bir de sarı olsaydın iyiydi. Evet. Evet sarıdan golü yedi. Bir içsin de görsün Taner baban. Haydi canım bak 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 bak. Köpük 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 elim yandı. Önce bir tadına bakalım. Neye ötüyor şimdi? Tamam. Bitti mi? Heh. Ede bakalım. Ha. Evet, daha tadı güzel. Kahve balayım, hadi gel. Dolma sarmaya devam. İçi çok demiştim ama tam kılı kılına denk geldi. Küçük tencereye aldım, kalanını da buzluğa atacağım. Sıralı sıralı dizmişsin. Evet. Yemek işimiz hazır arkadaşlar. Burada tarhana çorbam var dünden. Kuru fasulyem var dünden. Pilavım var, o da dünden. Dolmamızı da yaptık. Yeter. Şimdi roka ve ıspanaklı salata yapıyorum. Bunları şimdi harmanlayıp harika bir salata çıkıyor ortaya bakın. Hem de çok vitaminli. Üstüne nar, biraz da ceviz kıracağım. Sosunu da Lina gelirken dökeceğim. Nar ekşisi, limon, zeytinyağı. Tuz. Ben çok seviyorum bunu. Şöyle küçük küçük birazcık kıralım. Evet bu kadar yeterli. Taner Linoş'u almaya gitti. Çarşamba, cuma günleri Lina'yı yüzmeye götürüyorum. Şimdi çantasını hazırlayacağım, yüzme çantasını. Normalde ah geldiler vallahi ses geliyor. Linoş sen mi geldin? Evet. Nereye gideyim? Tamam git gel ellerini de yıka gel annem. Hello ben okuldan geldim. Merhaba. Nabersiniz? Rukiye Çetinkaya dolma saramıyormuş da dedirtmem kendime. Ya çok güzel. Sadece çok güzel mi? Harika. Harika. Eline sağlık mis gibi olmuş. Ya bu nasıl bir anlatma şekli? O kadar düz bir adam ki. Biraz yelpazeni aç ya. Of karım. Of of parmaklarımı yedi. Çok harika. Mis mis. Bu. Evet olacak olacak. Devam. Oluyor değil mi? Rukiye Çetinkaya'nın salatası. Harika. Rukiye Çetinkaya. Mis mis. Evet ben de bunu bekliyorum bir saattir övmüyor diye. Spesiyele bak be. Rukiye Çetinkaya salatası be falan diye abartman lazım. Tabii ya. Güzel ben spesiyel. Mi söyleyeceğim bunları? Afiyet olsun. Çok güzel annem. Ellerine sağlık. Azca annem. Afiyet olsun anneciğim. Bak kızına bak da duy da biraz teyze Taner. Açlıktan başım döndü. Afiyet olsun. Çatal, tanıştırayım. Banmalık, ağzına götürüp yemelik. Benim ellerimden de senin gibi bal damlıyor. Böyle yemek daha güzel. Gel de buna şimdi yok çatalla ye de. Ay Allah'ım yarabbim ya. Şu oğlu gibi benim olsun. Bir de biz tadına baksaydık. Gene mi kargo geldi ya? Bu ne gene bu? Bu ne? Gitmiyor kargosu arkadaş sabahtan beri ya. Evet, bunda ne var? Kaç para patlattın? Ya ne var? Senede bir kere bir şey alıyorum. Senede bitmiş. Sadece bugün iki kere kargo geldi. Üç, üç. Allah bilsin ondan ne çıkacak, ne sipariş. Yüzerken bir canım istiyor. Ama saçlardan dolayı yüzemiyorum. Bana yasak bu çay. Eski yüzücülerden kim kalmış? Rukiye kalmış. Ay inanmasın.
Çok hızlısın Nila. Pabuk yaptı, girmiş. Dikkat et, dikkat et. Allah, ıslattı. Patates. Allah. Benim de yüzeceğim günler gelecek. Vay vay vay. Geleceğim. Yarın saçımı kestireceğim. Yarın saçımı kestireceğim. Hadi bakalım. Biraz çabuk bitir annem de ödevini yapalım. Kızılcık şerbeti başlıyor. Kimse yok mu? Mamişko. Tarçın, Dorin. Mamişko gelin. Ay tarçınlarım ölürüm. Havada uçuyor havada. Aa, çıkmıyor. Hii, düşüyordu az daha canım benim. Şunu tuttu, bir yala. Baslan ay ay ay. Tamam geldi dur. Bana ver diyor. Gel. En çok Dorin. Allah ne yaptı hayvanı ya. Mahvetti hayvanı. Ne yapıyorsun sen ya? Düzgün oturamadım hiç, o yüzden oldu. Gelin. Anne parça hiç vermedin. 20'lik. Ay. Evet sen yedin. Parça hiç yemedi, yazık. Gene aldı çekirdek kahve, tamam. Bu burada kapatır bu sezonu. 2 saat benim dizim var, onu izleyeceğim. Yani. Şuna bak, şuna bak. Tarçın acayip. Tarçına bak, kağıda koşuyor. Bak onun kafasında, o da elime geliyor. Şuna bak. Elim o elim. Şalak. Elim be. Koklasın bir, koklamak istiyorum. Al kokla. Hmm. Uyuyor numarası çekme. Çekmiyorum. Saat 10 oldu. Ben artık şimdi kızımı uyatırım. Uyutup sonra kendi odama geçeceğim. Çok uykum geldi. O yüzden videomuzu kapatalım ve yatalım artık. Hadi anneciğim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bak son dokunuşu unuttum. Bacaklar havaya. Gel. Let's try it. Hoşçakalın. Bye bye.